Herkese merhaba. Bugünkü hikayem yine çok özel, yüz temel eserlerden bir tanesinde geçen Sait Faik Abasıyan'ın Uzun Ömer hikayesi. El uzunumuzdan bir metre daha uzun. En genişimizden yarım metre daha geniş. En şişkomuzdan 150 kilo daha ağır bir adam yaşıyor içimizde. Bereket. En kötümüzden daha kötü. En nankörümüzden daha nankör. En akıllımızdan iki misli daha akıllı değil. Yoksa halimiz nice olurdu? Aksine en iyimizden, en kendi halimizden 5 daha fazla iyi. Daha mütevazı. Bir adam düşünün ki kendisine bir elbiselik yaptıracağı zaman 8 metre kumaşa ihtiyacı vardır. Bu düşündüğümüz bir adamın bir pabucu 150 liraya yapılabilir. Ne naylon ne de 6 kağıçuktur bu ayakkabının. En alelade elbise 500 liraya mal olur ona. Şu bizim Galata Köprüsü bir de nerede var acaba? Çin'de var mıdır dersiniz? Berberleri, boyacıları, yemişçileri, sucuları, simitçileri, aşçıları, kunduracıları ile tuhafiyecileri eksik. Hatta evsiz barksızlara havadar otelleri ile bir köprümüz vardır. Doğrusu şairaneliğine şairane, bulunmazlığına bulunmaz mata. Dünyada misümenende olmayan bu köprünün altında tavanı bize göre değil. Ama şu yukarıda sözü geçen adama göre basık bir dükkanda bir piyango satıcısı yaşıyor. Bay Ömer Özkan. Özkan soyadından çok Uzun Ömer ismiyle anılan bu genç adamı hemen her İstanbullu, her İstanbul'a gelen taşralı Haydarpaşa vapurundan köprüye ayak basar basmaz durup hayretle seyreder. Küçük çocuklar saatlerce kovuluncaya kadar önünde durup kendilerinden, babalarından ve abilerinden ikiler, üçler, dörtler kere büyük muhteşem bu adamı seyrederler. Doğrusu şaşkınlıkla seyretmeye değer bir adam. Ama çok bakılınca kendisine üzülüyor Ömer Efendi. Bakın, bakın ama fazla durmadan geçin ne olur. Fakat onu görünce durup hayran hayran seyretmemeye de can ister. Biz gazeteciler de çocuklar gibiyiz. Yalnız çocuklar gibi olsak yine iyi. Çocuklardan da beteriz. Yalnız seyretmekle kalmaz, merakımızı gidermek için yanına sokulur, konuşuruz da. Ömer Efendi, bir elbiseyi kaça yaptırıyorsun? Mütevazı, alçak gönüllü, misli menende olmamak, eşi benzeri bulunmamak. Onu hiç sorma. 500 liradan aşağı elbise dikmiyorlar bana. Pabuçlar, hele pabuçlar. 150 liradan aşağı hiçbir kunduracı ayakkabı yapmıyor. Köselelerin de hali malum. Ne kadar kalın olursa o kadar çürük oluyor. Ne kadar yürümesem 3 ayda parçalanıyor. Kaç metre kumaştan elbise çıkıyor sana? 8 metreden. Kaç kilo varsın? Çoktan tartılmadım ama 170 kara okka mı, kilo mu? İşte öyle bir şey. Maşallah. Herhalde sokakta bizim gibi alelade fanileri tartan kantarlar da tartılmasa gerek. Çünkü bu bizi tartan kantarlar 150 kiloluk bir insana tahammül edebilirler. Öyle adamlar da harp senelerinde kara borsa yapmadılarsa en aşağı 40 kilo düşmüşlerdir. Ömer Efendi, çok mu yersin? Size göre çok sayılır ama cüsseme göre az. Doğrusu şöyle iştah yerinde normal bir adam gibi yerim. 3 kap yemek, 100 dirhem ekmek. Ama çok su içiyorum. Boyunun uzunluğu kaç santim? 2 metre 25 santim. Ama artık büyümüyorum. 3 seneden beri büyümem durdu. Daha büyümek iyi değilmiş zaten. Tabii değil Ömer Efendi. Allah vermesin. Daha fazla büyüseydin demek bir sığırdan ayakkabı, bir top kumaştan elbise giyecektin. Kaç yaşındasın? 1919 doğumluyum. Var hesap et, kara okka. Okka da
1283 gramlık ağırlık ölçüsü birimidir. Nerelisin? Bileceğin Abbaslı köyünden. Büyüme ne zaman başladı sende? Ben hatırlamıyorum. Bizimkiler kimi 5 yaşında başladı diyor, kimi 12, 13. Değişiyor. Köylü kısmı ne bilsin yaşını? En çok neden hoşlanırsın Ömer? Biz köylü kısmı neden hoşlanacağız? Hiç düşünmedim. Neye kızarsın en çok Ömer? Gözlerini yüzüme kaldırdı. Öyle munis, öyle çocuk, öyle tatlı, öyle iyi insan gözleri ki görüp de tabiatın fena bir oyun oynamamak için bu insanı seçmesine karşı isyan duymamak imkansız. Bunlar kahverengi, berrak, masum, içinden dostluk, hüzün, tevekkül, razılık okunan iki güzel göz. Durup da kendinden geçercesine beni seyreden çoluk çocuğa kızarım. Bu kızmak değil, canı sıkılmak. Kızdığım bir tek şey var. Haksızlık. Hiç haksızlık gördün mü? İnsan olur da haksızlık görmez olur mu? Bütün Anadolu'yu, İzmir vilayetini de dolaştırdılar. Bütün paralarımı yediler. Ömer'in ağır, kendisi kadar uzun değil ama geniş bir sesi var. Alnında ve yüzünde 3-4 tane bel. Burun, kaş, ağız, dev aynasında insan yüzünün 3 defa büyümüşü. Yüzünün hatları gayet yumuşak. Hemen yeni terleyen bıyıkları var. Hafifçe gülümseyen, hafifçe ürken gözleriyle insana bakıp kalın ve tatlıca güldüğü zaman insan ona "Tabiat bu fena oyunla seni neden seçti Ömer? Adam mı yoktu?" diyesi geliyor. O kadar büyüklük budalaları var ki şu dünya yüzünde kendini büyük görenlere bu oyunu oynamalıydı tabiat. Ve uysal, sevimli, tevekkül, her şeyi Allah'a bırakma, kadere boyun olma, razı olma bu sessiz, bu köyünde orak biçip koyunlarını bayıra salmak için doğmuş adama ne diye ilişilmiş? Doktorlar senin bu uzamana ne diyorlar peki Ömer? Onlara bakarsan kafamdaki ormanlar çok işiyormuş da ondanmış. Ama nineme bakarsan o da diyor ki deden de böyleydi. Senden bile uzundu. 200 kara okka gelirdi. Adadan döndüğü zaman 2 bakraç su içerdi. Yürüdüğü zaman evler sarsılırdı. Ya bizim köyde benim gibi adamlar eskiden pek çokmuş. Demek ki Ömer'in ninesine bakarsak vakti zamanında Bileceğin Abbaslı köyüne bir yaz öylesinde inip de Çınarlı köy kahvesine oturduğumuz zaman korkudan küçük dilimizi yutacakmışız. Evliyalar, devler köyü gibi bir şeymiş bu Abbaslı köyü. Baban nasıldır? İşte babam dedi. 1.65, 1.68 boyunda. Beyaz bıyıklı, sıhhatli, dinç dedi. İki kardeşim daha vardır. Biri kız, biri erkek. Ama onlar normal. Ömer Efendi'nin normal kelimesi sizin gibi manasında kullanmaya zorla alıştırdığını sanıyorum. Bulamadık gitti Türkçesinde şu frenk kelimesini. Ömer Efendi, bir şey daha soracağım ama biliyorum soracağın şeyi dedi. Güzel, temiz, iyi gözleri suratımın bir tarafında duruverdi. Kadınlardan açacaksın değil mi? Önüne baktı. Bir öküze bir yumruk indirse ah diye çökertecek kadar büyük bir balyoz gibi elleriyle uzun bir yaşında dut ağacı kalınlığındaki parmaklarıyla biletleri karıştırdı. Bir müşteriye bilet uzattı. Ona hayırlı olsun dedi. Sonra bana kadınlar benden korkmakla haksızlık ediyorlar dedi. Ben de kendi halinde bir kadınla evlenmek isterim. Hem doktorlar da izin veriyor. Ben de herkes gibiyim. Uzamak hastalıksa artık durdu o da. 3 senedir büyümüyorum Ela. Hayatımı da kazanıyorum. Bir kadına pekala mesut edebilirim. Şöyle hiçbir gözüne kestirdiğim biri var mı Ömer? O yok işte. Yüzüne bakmam onların ki. Şuradan da. Yüzüne bak... Yüzüne bakmam onların ki. Çoğu fena fena şaka yapıyorlar.
gelip ne zaman evleneceğiz Ömer abi diye alay ediyorlar. Böyle söyleyenlere sanki razı olsalar ben evlenir miyim? Bu sırada genç bir hanım elinde paketlerle dükkandan içeriye girdi. Ömer efendi şu paket biraz dursun siz de dönüşte alırım dedi. Ömer kaşlarının üstünden hanıma yan gözle bir baktı. Kıpkırmızı kızardı. Hanım da güzel mi güzeldi. Ömer'in yüzünden kaçamak bakan gözlerinden hasrete benzer bir şeyler uçtu. Ömer efendi dedim. Bunu yazacağım. Belki bu sayede helal süt emmiş bir yoldaş bulmuş olursun. Büyük büyük güldü. Yüzü, gözü, gülüşü bu bahiste onunla uzun uzun konuşabileceğini belli ediyordu. Akşam olunca Ömer efendi gişesini kapar, köprünün merdivenlerini uzun, dalgın bir hülya aleminde çıkar, kendisinden 60'ar, 70'er, 80'er santim aşağıda insanların üstüne saffet dolu, hüsran dolu, iyilik dolu gözleriyle bakarak bir tramvay batmanının yanında iki büklüm Beşiktaş'taki evine döner. Babasıyla yemeklerini yerler, sonra tahtadan yapılmış, kar yolası kırıldığı için yerdeki husisi yapılmış şiltesine uzanır, gözlerini kapar, helal süt emmiş bir eş düşünür. Uzun Ömer'in biletlerinin çoğuna büyük ikramiye rastlamıyor ama küçük küçük ikramiyeler %90'a rastlarmış. Hele kendisinden bilet almış hanımlardan ikramiye çıkmayan hiç yokmuş diyorlar. Doğru mu bilmem.